Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Özel güvenlik 93. dönem hazırlık sınav soruları, örnek sınav soruları arkadaşlar. Üyelere özel çalışma soruları, mutlaka soruları çözün. Açıklamalı bir şekilde bu videomuz 35 adet soru. Birçok sorumuz arkadaşlar açıklamalı. Sorunun içerisinde sorular var. Mutlaka bu videoyu inceleyin, izleyin, sonra sınava girin. Pişman olmayın arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Çok çok önemli sorular. Özel güvenlik 2021 örnek üyelere özel çalışma sınav soruları. YouTube Nedim Şeker Akademi kanalına abone olup Ehliyet SRC Özel Güvenlik Instagram hesabından ve YouTube kanalından takip ederek çıkmış özel güvenlik sorularını çözün. Sınavlarda kalmayın. %100 sizlere de çıkacak sınav sorularımız arkadaşlar. Birinci sorumuz tüm sınavlarda geliyor arkadaşlar. Özel güvenlik görevlisinin yetkileri nelerdir? Kimlik sorma yetkisi, arama yetkisi, emaneti alma, ev koyma yetkisi, iş yeri ve konuta girme yetkisi, yakalama yetkisi, zor kullanma yetkisi, silah bulundurma yetkisi, suça el koyma ve delilleri muhafaza etme yetkileri özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasındadır. Sorumuz aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir? Evet, bakalım hemen. A. Parmak izi ve fotoğraf alma. B. Gözaltına alma. C. Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama. D. İfade alma. E. Delil inceleme. Evet, burada özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden olanı sormuşlar. Tabii ki arkadaşlar güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama özel güvenlik görevlisinin yetkileri arasındadır. İkinci sorumuza geçelim. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre görevli olduğu esnada bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheliyi yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Şüpheliyi en kısa sürede tutanakla genel kolluğa teslim eder. B. Şüpheliyi amirine teslim eder. C. Gözaltına alır, kolluğa bilgi verir. D. Çalınan malı sahibine teslim ederek şüpheliyi kolluğa teslim eder. E. Şüpheliyi şahsın ifadesini alır. Arkadaşlar burada şüpheliyi en kısa sürede tutanakla genel kolluğa teslim etmesi gerekiyor. Adana seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuz biyolojik delillerden gelmiş arkadaşlar. Bakın çok çok önemli. Yine sınavlarda mutlaka geliyor. Biyolojik deliller nedir arkadaşlar? Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile biyolojik delil denir. Biyolojik delillerin incelenmesine temel amaç DNA'ya ulaşmaktır. Biyolojik deliller kan, kıl, tükürük, burun akıntısı, ter, mini, doku parçası, tırnak, dışkı, kepek ve deri döküntüsü biyolojik deliller arasındadır. Sorumuz aşağıdaki seçeneklerden hangisi biyolojik delil sayılmaktadır? Evet, hemen bakalım. Para, ilaç, boya, kıl, lif. Evet arkadaşlar, biyolojik delil burada verilenlerden kıl biyolojik deliller arasındadır. Denizli seçeneği doğru cevap. Dördüncü sorumuza geçelim. Burun kanamasında ilk yardımda ne yapılır? A. Buruna sıcak su çekilir. B. Başı öne eğilerek 5 dakika burun kanatlarına baskı uygulanır. C. Başı arkaya eğilerek 5 dakika burun kanatlarına baskı uygulanır. D. Buruna tampon uygulanır. E. Hasta düz bir yere yatırılır. Evet arkadaşlar, burada dikkat ederseniz hasta yaralı başı öne eğilerek 5 dakika burun kanatlarına baskı yapılması gerekiyor burun kanamalarında. Bursa seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuz kimyasal delillerden gelmiş arkadaşlar. Bakın, biyolojik deliller kimyasal delillerden mutlaka sınavlarda, her sınavda soru geliyor. Dikkat edelim. Kimyasal deliller nelerdir? Olay yerinde mağdur, maktul, fail üzerinde veya çevresinde bulunan kimyasal özellik taşıyan ve üzerinde kimyasal inceleme gerektiren tüm deliller kimyasal delillerdir.
patlayıcı maddeler, boyalar, yanıcı ve yakıcı maddeler, barut artıkları, narkotik maddeler, ilaçlar ve kimyevi maddeler arkadaşlar kimyasal deliller arasına girer. Hemen sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delil çeşitlerindendir? Kıl, lif, ilaç, kartuş ve kovan şeklinde verilmiş. Tabii ki burada kimyasal delil olanı soruyor arkadaşlar. İlaçlar kimyasal delildir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Altıncı soru, hukuka aykırı arama nokta nokta ve ele geçirilenler nokta nokta cümlesindeki boşlukları hangisi gelmelidir? A geçerlidir, delil olur. B tekrarlanır, hayır kurumuna verilir. B suç, C suçtur, mahkemede kullanılamaz. D hakim onayına sunulur, delil olur. E adli aramadır, delildir. Evet, burada arkadaşlar dikkat ederseniz hukuka aykırı arama suçtur ve ele geçirilenler mahkemede kullanılamaz. Evet, Ceyhan seçeneği gelmelidir cevap. Evet. 7. sorumuza geçelim. Hemen bakalım 7. sorumuz nedir? Arkadaşlar evet, yine önemli bir konumuz yangın sınıfları. Evet. A sınıfı yangınlar, B sınıfı yangınlar, C, D, F sınıfı yangınlar. Evet, A sınıfı yangınlar yanmanın normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü genellikle organik esaslı katı madde yangınlarıdır. B sınıfı yangınlar sıvılar veya sıvılaşabilir katılar. C sınıfı yangınlar gaz yangınlarıdır. D sınıfı yangınlar metal yangınları, yanabilen hafif metaller. F sınıfı yangınlarda pişirme gereçlerindeki pişirme ortamı. Bitkisel veya hayvansal sıvı ve katı yağlar yangınları F sınıfı yangınlara girmektedir. Evet. Burada LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıfları içerisinde bulunur? Evet, bakalım. Evet, gaz yangınları değil mi? Gaz yangınlarını sormuşlar. Arkadaşlar bakın, doğalgaz yangınları C sınıfı yangınlar arasındadır. Doğalgaz, evet. Yanabilen hafif metallerin alüminyum, manganez, sodyum oluşturduğu yangınlar hangi yangın sınıfına girer? Bakın, diğer bir soru. Yanabilen hafif metaller. Yani metal yangınları hangisidir arkadaşlar? A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, F sınıfı. Metal yangınları yanabilen hafif metaller D sınıfı yangınlara giriyor arkadaşlar. Evet, buradan da mutlaka sınavda soru var. Konuyu tekrarlayın arkadaşlar. Çok çok önemli bir konumuz, yangın çeşitlerimiz. 8. sorumuza geçelim. Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde yakaladığı suç şüphelisini ve suçu kime bildirir ve kime teslim eder? Hemen bakalım. A. Teslim etmez, olayı inceler ve gerekirse güvenlik sorumlusuna bildirir. B. Şüpheliyi adli makama teslim eder. C. Cumhuriyet Başsavcılarına. D. Yetkili Genel Kolluk Birimine. E. Özel güvenlik görevlisinin bu anlamda görevi bulunmamaktadır. Şüpheliye karışmaz. Tabii ki arkadaşlar burada dikkat ederseniz yetkili genel kolluk birimine teslim etmesi gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet. 9. soru. Arkadaşlar 9. sorudan da mutlaka devriye yöntemlerinden sınavda soru %100 geliyor. Dikkat edelim. Devriye yöntemleri nelerdir? Olağan devriye, rutin devriye, dairesel devriye, geri dönüşlü devriye, planlı devriye. Belli bir program dahilinde olan devriye. Arkadaşlar planlı devriye nedir? Yetkili amirler tarafından önceden belirlenip devriye personelinin uyması istenen belirli güzergahlara bağlı kalmak üzere çıkarılan devriye planlı devriyedir.
Olağan rutin devriye, devriye görevinin bir plan ve programa bağlı kalmadan devriye bölgesinin rastgele gezilmesidir. Dairesel devriye, devriye alanının tahmini merkezden içeriden dışarı ya da dışarıdan içeri dairesel halinde yapılmasıdır. Geri dönüşlü devriye de devriyenin kritik bölgelerde veya kontrol ettiği bölgenin tekrar kontrol edilmesi de yine geri dönüşlü devriyeye giriyor. Burada bakın iki tane soru çözeceğiz arkadaşlar. Devriyeden aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir? A. Dairesel devriye. B. Doğrusal devriye. C. Olağan devriye. D. Planlı devriye. E. Geri dönüşlü devriye. Burada bakın arkadaşlar, olağan, dairesel, geri dönüşlü, planlı devriye, devriye yöntemleri arasındadır. Ama doğrusal devriye, devriye yöntemler arasında değildir. Bursa seçeneği doğru cevap. Diğer sorumuz, özel güvenlik görevlisi Halil Mogan Park'ta mesai saatleri içerisinde 2 saatte bir enerji merkeziyle su deposunu kontrol etmektedir. Özel güvenlik görevlisinin gerçekleştirdiği devriye aşağıdakilerden hangisidir? Bakın dikkat edin, burada bir plandan bahsediyor. 2 saatte bir enerji merkeziyle su deposunu kontrol ediyor. Bu hangi devriyeye giriyor arkadaşlar? Rutin, rastgele, planlı, dairesel, geri dönüşlü. Tabii ki yetkili amirler tarafından önceden belirlenip devriye personelinin uyuması istenen belirli güzergahlara bağlı kalmak üzere çıkarılan devriye de planlı devriyedir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Bu devriye yöntemleri de çok çok önemli. %100 sınavlarda geliyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Evet. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir? A. Genel kolluk. B. Cumhuriyet savcısı. C. Özel güvenlik görevlisi. D. Hakim. E. Kolluk amiri. Evet arkadaşlar. Hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir? Tabii ki Cumhuriyet savcısı, değil mi? Evet. 10. sorumuz. On birinci soru. Yangın, deprem, sel ve benzeri gibi afet ve acil durumlarda acil durumların ekipleri kurulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir? İlk yardım ekibi, kurtarma ekibi, enkaz ekibi, koruma ekibi, söndürme ekibi. Acil durum ekipleri arkadaşlar, haberleşme ekibi, kurtarma ve tahliye ekibi, ilk yardım ekibi, koruma ekibi, yangın söndürme ekibidir. Burada dikkat ederseniz enkaz ekibi acil durum ekibi değildir. Ceyhan seçeneği. Acil durum ekiplerinin görev ve sorumlulukları iş yerlerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutar. Yangın söndürme ve yangından korunma araç gereç cihazlarının tespitini yapar ve cihazların eksiksiz faal durumda olmalarını bakım ve kontrol ederek korunmalarını sağlarlar. Evet. Hemen 12. sorumuza geçelim. 12 bakalım. Havalimanında görevli özel güvenlik görevlisi genel kolluk gözetim ve denetimi olmadan aşağıdakilerden hangisini yapamaz? A. Zor kullanma. B. Kimlik sorma. C. Elle üst ve eşya arama. D. Emaneti alma. E. Yakalama. Evet arkadaşlar, burada da elle üst ve eşya arama yapamazlar. C seçeneği doğru cevap. 13. sorumuz. Önemli bir konu, yine açıklamalı bir şekilde. Kod açma nedir? Mesajın yorumlanarak anlamlı biçimde sokulması sürecine ise kod açma diyoruz. Geri bildirim nedir arkadaşlar? Bir eylem ya da işlemin ardından sağlanan bilginin iadesidir. İletişim nedir?
Kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi, duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin akla gelebilecek her türlü biçim ve bu yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılmasıdır. Kaynak nedir arkadaşlar? Bir suyun çıktığı yer, pınar, menba, göz, bir şeyin çıktığı yer, menşeidir. Evet. Burada soruya bakalım. Mesajı kaynaktan alıcıya götüren üye aşağıdakilerden hangisidir? İletişim, geri bildirim, kaynak, kanal, kod açma. Evet arkadaşlar, burada da bakın kanaldır, değil mi? Evet. Evet. Cevap Denizli seçeneğidir. 14. sorumuza bakalım. Bak, dinle, hisset yöntemiyle ne yapmaya çalışılır? A. Hastada dolaşım olup olmadığına bakılır. B. Hastanın bilincinin açık olup olmadığına bakılır. C. Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır. D. Hastanın komada olup olmadığına bakılır. E. Hastanın ölüp ölmediğine bakılır. Tabii ki arkadaşlar, hastanın solunumunun bak, dinle, hisset 10 saniye süreyle yapılıyor. Solunumu var mı yok mu, değil mi? Olup olmadığına bakarız. İlk yardımın ABC'sinde B. B değil mi? Evet. A neydi? Hava yolunu açmak. B solunum. C dolaşım. Evet, hemen 15. sorumuz. Stresin kaynaklarından bahsedeyim arkadaşlar. Vücudun her zamankinden daha fazla çalıştırılması, yetersiz düzensiz beslenme, yetersiz uyku, yetersiz egzersiz, aşırı gürültü, hava kirliliği, gıdaları için kimyasal maddeler, iş yükünün fazlalığı, olumsuz çalışma koşulları, insan ilişkilerinde başarısızlık, yönetici baskısı, kazalar, yaralanmalar stresin diğer nedenleri arasındadır. Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir? A. İş yükünün fazlalığı. B. Olumsuz çalışma koşulları. C. İnsan ilişkilerinde başarısızlık. D. Yönetici baskısı. E. Sorun çözme yeteneği. Evet arkadaşlar, burada da dikkat ederseniz değildir diyor. Sorun çözme yeteneği değildir. Yani Edirne seçeneği doğru cevap. 16. sorumuz. Özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığınız veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiğiniz durumda hangi yaptırımla karşılaşırsınız? A. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı iptal edilir. B. Yeniden güvenlik soruşturması yapılır. C. Para cezası verilir. D. İş aktı feshedilir. E. Hakkında adli işlem yapılır. Burada da arkadaşlar özel güvenlik kimlik kartı iptal edilir. Adana seçeneği doğru cevap. 17. sorumuz. Etkileşim nedir arkadaşlar? Etkileşim birbirini karşılıklı olarak etkileme işidir. Kaygı nedir? Kaygı, kötü bir sonuç doğacak diye duyulan üzüntü, tasa. Stres, zorlu ya da rahatsız edici bir durum karşısında kişinin hissettiği duygusal ve fiziksel gerilim halidir. Endişe nedir? Çaresizlik, alarm duygusu, panik, değil mi? Endişe, endişelenmek. Evet. 17. sorumuz. Belirlenmiş bir amaca giden yolda insanı harekete geçirici harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya ne denir? Nokta nokta. Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir? Stres, endişe, etkileşim, motivasyon, kaygı. Ne gelir arkadaşlar? Motivasyon, değil mi? Evet. Evet. Belirlenmiş bir amaca giden yolda insanı harekete geçirici harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya motivasyon denir. 18. sorumuza bakalım. Gizlilik arz eden belgelerin muhafaza edildiği mahallere erişimin kontrol altına alınabilmesi için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılmalıdır? A. Plaka tanıma sistemi. B. Kapalı devre TV sistemi. C. Alarm sistemi.
de pır dedektör e biometrik sistem. Gizlilik arz edik. Demek arkadaşlar bakın biometrik resim değil mi? Şu anda ehliyetlerde, nüfus cüzdanlarında biyometrik resimler kullanılıyor. Bunun amacı nedir? Gizlilik arz etmesi değil mi? Evet. Biyometrik sistem demektir gizlilik arz etmesi. Evet. Edirne seçeneği doğru cevap. 19. sorumuz yine açıklamalı bir soru. Yazılı iletişim nedir? Herhangi bir konuda duygu, düşünce, izlenim ve görüşlerin belli kurallara uygun olarak yazıyla iletilmesi amacıyla kullanılır. Sözsüz iletişim konuşulan dilin dışında jestler, mimikler ya da diğer dilsel olmayan işaretler aracılığıyla ifade edilen iletişim biçimlerini kapsar. Kitle iletişimi nedir? Mesajın iletişim araçları aracılığıyla hedef kitleye iletilmesidir. Yani kitle iletişim araçlarını kullanarak çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesi kitle iletişimi denir. Kitle iletişimde belli bir kaynaktan hedef kitleye mesajların tek yönlü olarak gönderilmesi konusudur. Sözlü iletişim nedir? Bireylerin arasında gerçekleşen her türlü karşılıklı konuşmalar, yazışmalarda sözlü iletişim denir. Burada soruya bakalım. İş yerinizde arkadaşlarınızla aynı mekanda sözlü sözsüz iletişim kullanılarak gerçekleştirdiğiniz iletişime ne denir? Bakın. Kitle iletişim, yazılı iletişim, sözsüz iletişim, sözlü iletişim, kişiler arası iletişim. Evet, kişiler arası iletişimdir. E seçeneği doğru cevap. 20. soru X-ray cihazı ile ilgili gelmiş arkadaşlar. X-ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek. B. Bagajları hızlı bir şekilde kontrol etmek. C. Bagaj ve el çantasında bulunan yasa dışı cisimleri bulmak. D. Suç unsuru cisimlerin güvenli alana sokulması girişimlerinde caydırıcılık sağlamak. D. E. Hepsi. Evet, tabii ki arkadaşlar burada dikkat ederseniz hepsidir. Evet. Kullanım amacı hepsi. Evet, bütün şıklar X-ray cihazı kullanım amacı içerisindedir. 21. sorumuza bakalım. 21. sorumuzda düzenlerle ilgili gelmiş arkadaşlar. Bakın kama düzeni, saldırı düzeni, savunma düzeni. Kama düzeni nedir arkadaşlar? Kama düzeni manganın açılım düzenidir. Manga komutanı ortada, birinci tim onun önünde ters ve düzeninde ikinci tim arkasında şeklinde dizilir. Evet, burada soruya bakalım. Sorular saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir? A. Saldırı düzeni, B. Savunma düzeni, C. Sağa sola hat düzeni, D. Çember düzeni, E. Kama düzeni. Evet, burada bir neden bahsediyor arkadaşlar? Bir çemberden bahsediyor değil mi? Evet. Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek, topluluk içinden almak değil mi? Çember düzenidir. Denizli seçeneğidir. Evet. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma, etkisiz hale getirmede aldığı düzende, burada da manganın açılımı yani kama düzeninden bahsetmiş. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 22. soru. Terk edilmiş eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir? Adli, koruyucu, önleyici, yargısal, yardım. Evet, tabii ki arkadaşlar burada koruyucu görevini getirmiştir. Bursa seçeneği doğru cevap. 23. sorumuz. Yetki, hizmet, görev, sorumluluk nedir? Yetki bir görevi, bir işi, yasaların verdiği imkanlara göre
belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salayet, mezuniyettir. Hizmet ne demek arkadaşlar? Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapmadır. Görev nedir? Bir kimsenin ya da bir şeyin yapa geldiğine göre iş ya da kendisinden beklenen eylem. Herkes kendisine düşen görevi yerine getirmelidir. Sorumluluk bir kimsenin üstüne aldığı, yapmak zorunda bulunduğu, yaptığı bir işin gerektiğinde hesap verme durumu da yine sorumluluktur. Evet arkadaşlar, sorumuz şöyle: yetkili amir tarafından yapılması istenen hizmetin söz veya yazıyla ifade edilmesine ne denir? Hizmet, yetki, görev, emir, sorumluluk. Evet bakın arkadaşlar, burada yetkili amir tarafından yapılması istenen hizmetin söz ya da yazıyla emir veriyor değil mi? Emir. Denizli seçeneği doğru cevap. 24. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir? A. Hırsız alarm sistemi. B. Havalandırma ve iklimlendirme sistemi. C. Kapalı devre sistemi. D. Dış mekan kızılötesi algılama sistemi. E. Yeraltı fiber optik algılama sistemi. Tabii ki burada havalandırma ve iklimlendirme değildir arkadaşlar. Çevre güvenlik sistemi B seçeneği değildir. 25. sorumuza geçelim. X ışınının geçemediği maddeler aşağıdaki ışıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kurşun, kağıt. B. Kurşun, kristal. C. Kristal, demir. D. Kurşun, bakır. E. Kristal, gümüş. X ışığının geçemediği maddeler arkadaşlar hangisidir diyor, bakın. Hangisidir? Kristalden geçemiyor arkadaşlar. Kurşun ve kristalden geçemez. Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. 26. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi olay yerini etkileyen faktörlerden biridir? İtfaiye ekibi, ilk ekip, şüpheli, olay yeri inceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı. Burada da şüpheli olay yerini etkileyen faktörlerden biri olan nedir? Şüphelidir. Evet. C seçeneği doğru cevap. 27. soru. Konusu suç teşkil eden emirle karşılaşan güvenlik görevlisinin yapacağı hareket hangi şıkta doğru olarak belirtilmiştir? A. Hiçbir surette emri yerine getirmez. B. Yazılı olursa emri yerine getirir. C. Emri yerine getirirse sorumluluğu olmaz. D. Emir sözlü verilirse yazılı verilmesini talep eder ve yerine getirir. E. Emri yerine getirir. Sonrasında sorumlu üst amire bilgi verir. Evet arkadaşlar, burada hiçbir surette emri yerine getirmemesi gerekiyor. Evet, konusu suç teşkil ediyorsa kesinlikle yapmaması gerekiyor. Evet, düşün, amir diyor ki işte çek vur silahlı özel güvenlik görevlisine. Sen de çekip vurmak zorunda değilsin, vuramazsın, suç işlemiş olursun. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. Evet, 28. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yangın algılama sistemine alt cihazlardan biri değildir? Evet. Yangın algılama sistemine ait cihazlar: duman dedektörü, metal dedektörü, gaz dedektörü, ısı dedektörü, alev dedektörü. Yangın algılama sistemine ait cihazlardan biri değildir. Hangisi değildir arkadaşlar? Tabii ki metal dedektörü değildir. Bursa seçeneği. 29. Silahlı görev yapan bir özel güvenlik personeli hangi hallerde silahını evinde muhafaza edebilir? A. 5188 sayılı kanunun verdiği yetkiyle. B. Mülki amir izniyle. C. Evinde bulunduramaz. D. Genel kolluğun onayı ile. E. Acil ve zorunlu hallerde.
Evet arkadaşlar, kesinlikle evinde bulunduramaz. Evet. C seçeneği doğru cevap. 29. 30. sorumuza bakalım. Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin birlikte görev yaptıkları alanlarda sevk ve idare yetkisini kullanmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? A. Özel güvenlik müdürü, B. Özel güvenlik şirket yöneticisi, C. Genel kolluk amiri, D. Özel kolluk amiri, E. İşletme müdürü. Tabii ki genel kolluk amiri yetkilidir arkadaşlar. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 31. sorumuza bakalım hemen. İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir? Koruma, bildirme, kurtarma, koruma, taşıma, nakil, konuşma, bildirme, nakil, kurtarma, taşıma, nakil, koruma, kollama. Arkadaşlar burada ilk yardımın temel uygulamaları bildiğiniz gibi koruma, bildirme ve kurtarmadır. Yani Adana seçeneği doğru cevap. 32. sorumuza geçelim. Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur? Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik. Anayasa, kanun, kanun, tüzük, kanun, yönetmelik. Kanun, anayasa, tüzük, yönetmelik. Yönetmelik, tüzük, kanun, anayasa, tüzük, anayasa, kanun, yönetmelik. En başta ne var arkadaşlar? Anayasa. Daha sonra kanunlar var. Daha sonra tüzükler var. En son olarak da yönetmelik var. Burada Adana seçeneği doğru cevap. Sıralama Adana seçeneğinde doğru verilmiş. 33. sorumuza bakalım. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre özel güvenlik görevlileri zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadır? Anayasa, 2935 sayılı olağanüstü hal kanunu, 1402 sayılı sıkı yönetim kanunu, D. Türk Ceza Kanunu, E. 6036 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar Türk Ceza Kanunu'ndan almaktadır, değil mi? Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. 34. sorumuz, hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir? İşkence, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, amirin emrine muhalefet, görevi ihmal, görevini yaptıktan suç oluşturmamıştır. Arkadaşlar burada bir hürriyetinden yoksun bırakma söz konusu. Bakın, sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadır. Bursa seçeneği doğru cevap. 35. sorumuz, son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kişide bağımlılık oluşturan maddelerden değildir? A. Hafif ağrı kesiciler, B. Uyarıcı maddeler, C. Sakinleştirici maddeler, D. Yatıştırıcı maddeler, E. Sentetik maddeler. Evet arkadaşlar, hafif ağrı kesiciler bağımlılık oluşturan madde değildir. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Lütfen kanala katılarak üyeler için hazırlanmış olan özel güvenlik sorularını da kaçırmayın. Mutlaka cüzi bir parayla, bir ücretle katılıyorsunuz arkadaşlar. Bütün sorular size açılıyor. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.